Evet arkadaşlar, cümleten merhaba. Bugün çoğu cumbolcuların, Teksasçıların babası diye tabir edilen Eren kardeşimizin yanındayız. Az çift ama öz çift diyor kendisi. Merhaba Eren, nasıl iyisin? Sağ olun, hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkürler. Eren'le aynı zamanda 6 yıla dayanan bir dostluğumuz var. Kendisi hemşerim olur. Sağ olun. Bugün davet etti kendisi. Aynen. Sağ olun. Evet Eren, söz sende, bir dinleyelim bakalım seni. Valla ben de bu sene Texas, Lupino, Albino, Jumbo, Show, Karışık üretiyorum. Hani 20 takım yaptım. Bu işe bir 50 takımla başladım. Hani 50'den başladık. Şey, İngiliz, Jumbo. Hani bu yılda Texas, Lupino, Albino, Jumbo ve Show yavrularını üretiyorum. Daha hani, önce daha çeşit kuşum var. Daha çok da herhalde. Çünkü burası bildiğim kadarıyla doluydu. Aynen. Hani bir 50 taklit vardı. Dediğim gibi hani hem zamanda tasarruf olsun diye. Çünkü sonuçta biz bu işe hobi amaçlı yapıyoruz. Hani vakit ayıramıyoruz fazla. Hani yaptığın işin de hakkını vermek lazım. Hani sırf besliyorum, yem su vereyim, onunla bitti olmuyor yani. Detaylı temizliğini yapmak lazım. Bir de hani, yerli piyasası ister istemez etkileniyor. Zaten daha sonra kesmiyor hani kuş besledik sıra yerli kuş veya jumbo, İngiliz şu an ilginizi çekmiyor. Hani hep daha üst, daha üst, daha üst. Bu heyecan olmasa hani bu işi yapmayız zaten. Şu an zirvede Texas'tasın herhalde. Hani şu an Texas, Lupino, Albino üretiyoruz. Hani bunların daha da üstü var. Hani kısmet olursa basamak basamak gidiyoruz. Hani elimiz engelliye kadar. Şöyle kuşları ben göstereyim. Hani bu Texas erkeğimiz 6 aylık şu an. Yumurtada dişisi. Hani dişisini de şöyle göstereyim. Sarı yüz dişimiz. Sizler Texas'ın. Şu an yavlar çıkmış pozisyonda. 3 tane. Hani dişi sarı yüz Texas. Erkek Sizler Texas. Burada mesela aynı şekil erkeğimiz Lupino. Dişimiz Gold Texas. Bunun da şu an yumurtası var. Bir yavrusu çıkmış şu an. Şansınıza daha yeni çıkmış. Maşallah. Onu alıp götürelim bari. Canımız sağ olsun. Ondan evet. Sonra şurada mesela şovlarım var, bu düş şovlarım. Hani bunlardan az kaldı herhalde. Aynen. Şu an yumurtada onlar. Ondan sonra burada normal şovumuz var. Ondan sonra böyle gittiğimiz zaman burada yine aynı şekil Lupino'muz. Erkek Lupino, dişi Albino. Şu an yumurtadalar. İkisi de. Şu an yumurtadalar. Yeni yumurta düzüyor hayvanlar. Aynı şekil burada tekrardan yumurtalar kuşumuz var. Dişi Lasseving, erkek Gold Texas. Lasseving ne oluyor hocam? Yumurtada. Lasseving kırmızı göz olur. Sırtı genellikle benekli olur. Lasseving şu an hayvan yavrudan yeni kastı, tekrar yumurtada. Gözünde bir hasar mı var? Sağ yok gözünde. O mamadan kaynaklanan yapışmış. Mamadan. Aynen. Yavru bakmadan mamadan yapışmış. Burada erkeğimiz var. Şu erkeğimiz. Dişisi yumurtada. Aynı şekilde burada Silver Texas. Erkeğimiz Albino, dişimiz var. Burada şu an yok. Yavrusu yeni ayrıldı. Aynı şekil burada erkek Gold Texas, dişi Silver Texas. Daha yumurtada. Aynı şekil burada Gold Texas Lupino'muz evet. Var. Fazla rahatsız etmeyelim. Burada yavrularımız yeni atladı. Maşallah yemedik. Hani şu an bunun bu çiftin 18. yavrusu bu sezon. Dişiyi ayırdım. Erkeğe tek bıraktım o yüzden. Erkek tek bakıyor yavrulara. Evet. Yavrularımın bir kısmı zaten içeride. Hani erkek tek bakıyor. Maşallah maşallah güzellikler. Hani dişi dinlensin diye ayırdım. Yeterli bu sezon. Burada erkeğim Gold Texas, yine dişim Albino. Yumurtada şu an. Evet. Hani bunun da yumurtaları var. Hani burada yine sarı yüz Texas'ın. Burada yine Gold Texas erkeğim Lupino dişim var. Altında yavruları var. Hani bu Lupino kırmızı göz yavrum. Maşallah hepsi iri iri. Aynen. Boyun Texas'ın. Bunun rengi değişik bir renk verdi taşıyıcı. Spangina yapın. Evet. Burada aynı şekil çoğuların kendi yavruları var, atlamış. Hani yavrular atlamış balıktan. Hani şöyle gösterebilirim. O da yavru değil mi? Bunlar hep yavru. Yavru.
Bunlar hep yavru. Daha yuvarlıkta. Yeme düşmüş ama gördüğüm kadarıyla. Daha düşmedi. Babası bakıyor, atladı. Bir, üç, birkaç tane yeme düşer. Şimdi çok bunun yavru. Yeme düştüğünü nasıl şey yapacağız hocam? Mesela besleme arkadaşlar. Yeme düştüğü zaman mesela istesem bu yavruyu ayırabilirim. Evet. Şöyle alt tüyünü tamamladığı zaman hayvanlar, özellikle şu popo kısmındaki tüyler tamamlandığı zaman genellikle yemiyor. %85 oranında. Ama hani ne kadar beslerse anne baba o kadar daha iyi olduğu için ayırmıyorum. Hani bakıyor zaten anne baba daha da iyi olsun diye. Bir bebeğin anne sütü emdiği gibi düşünün. Aynen. O yüzden şey yapmıyorum. Burada aynı şekil diğer kardeşi var mesela. Mesela diğer kardeşi var. Bunu da aynı şekil ayırmıyorum. Hani bunlar hep daha bebek. Evet. Bunlar. Mesela buna bakalım. Alt tüyü tamamlanmış mı diye. Mesela bakın bunun birkaç günü daha var. Hani şu an. Şu tüyden tamam, bahsediyoruz. Tamamlandığı zaman ayırabilirsiniz yani. Yemiyor. %85 oranını sağlıyor. Aynı şekilde burada Texas tüplerimiz var. Yine yeni işleme. Yeni işleme. Erkek de dişi de bol Texas. Burada bu seneki yavrularımdan yaklaşık bir 4 ile 5 aylık arası yavrularım burada. Çoğu yavrularım var. Lupino, Albino, Texas yavrularım. Hani bu sene burada. Şuradan çekebilirsiniz bu sene. Hani bunlar bu senenin yavrusu. İsteyen olursa damlacık olarak gönderiyoruz. Hani yavruların. Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyorsunuz. Tabii tüm ile sorunsuz şekilde her ile gönderim yapıyorum. Hiçbir sıkıntı yok o konuda. Hani burada hepsi daha 4 ile 5 aylık arası kuşlar. Daha yavru. Hepsi 2022 bilendikli kendi adıma. Burada bunların bir yeni çıkan 2 aylık kardeşleri var. Bunlar 2 aylık var. Bunlar 2 aylık. Bunlar 4-5 aylık. Bunlar 2 aylık. Şuradan çekebilirsiniz. 2 ile 3 aylık arası burası. Hani daha bunlar bebek. Tüy görmedi daha. Tüye girmediler. Evet. Tüyden sonra daha da irileşiyor yani. Bir şekil değil. Bunlar 2-3 aylık. Bunlar mesela 4-5 aylık. Evet, bunlar 2-3 aylık kuşlarınız. Bunlar 4-5 aylık. Yani bunların bir ötesi az. Yani farklı tür görebiliyorsunuz. Hani çavularda, cumurlarda en büyük dezavantaj yavru iken küçük gözüküyor. Tüyden sonra hayvan kalıp atıyor. O yüzden genellikle kimse yavru iken satmıyor. Hani hem alan için hem satan için. Çünkü kalıp mesela şimdi yavru görmek için istiyor. Şimdi şu kuşlar onlarla bir değil tabi. Tüyden sonra mesela hayvan kalıp yapıyor. Tüyden sonra hayvanlar kalıp yapıyor mesela. Tüyden önce hayvan küçük gözüküyor. Evet. O şekil. Mesela burada yeni ayırdıklarım var. Kademe kademe. Mesela burada yeni ayırdım. Daha burada bir haftalık yavrular mevcut. Yeni anne babadan ayırdım. Yeni yeni öğrenmeye başlıyor. Yavrularımız burada mevcut. Bunlar daha yeni yeme düşmüşler. Daha bunlar bebek, aynen. Aynen, yerli yavrusu gibi ama. Aynen. İlk tüy dökümünden sonra diyorsunuz. Aynen. Çoğularda mesela çoğularda mesela tüyden sonra hayvan kalıp atıyor. Mesela şu yavru, küçük gibi gözüküyor ama tüy görmesi lazım yani. Ne kadar vakit alıyor bunun tüy görmesi? İlk 3 ayda ilk tüyüne girer hayvan. 3-4 aylık olunca 4 aylıkta ilk tüyüne girer hayvan. Daha sonra 8 aylık olunca ikinci tüyünü tamamlar, hayvanın kalıbı oturur. En sağlıklısı ilk tüyünü görüp almaktır. Çünkü hayvanın kalıbı kendini belli eder ilk tüyde. Yani alan kişi içinde, satan kişi içinde daha cazip hal alır. O yüzden genellikle ilk tüyünü tamamlaması lazım. Peki şöyle bir şey soracağım. Jumbo yavrusu ama kalıplı değil. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii memnun. Mesela 6 kardeş oluyor veya 5 kardeş. 2-3 kardeşe anne baba çok iyi bakar. Onlar daha büyük olur. Son yavru her zaman için daha küçük kalır. Ama bu şu anlama gelmez. Hani görünüşü küçüktür ama o almış olduğunuz kalın yavruyla ince yavru arasında alttan inecek yavrular aynıdır. Hiçbir fark yok. Çünkü aynı anne baba, aynı kan. Bunu da genellikle ince yavru olarak satarlar. Daha uygun fiyatı alırlar. Ama dediğim gibi hani bunu da herkesten almak makbul değil. Hani adam kendi elinde kalmış küçük yavruyu da ince yavru diye satıyor. Hani bu da çok hoş bir durum değil. Ama güvenliğiniz bildiğiniz yerden ince yavru almak hem sizin için daha hesaplıdır hem de altından gelecek yavru aynı yavru olur yani. Kalın yavru verir sana. Aynen. Gerinde olduğu için yine büyük yavru alabilirsiniz. Genellikle zaten büyük üretici arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz ince yavruyu kendine ayırır. Kalını paraya çevirir. Çünkü inceyle adama anlatmakta zorluk çeker ama kalın yavruyu direktmen adamın hoşuna gider alır. O da kendisini ince yavruya ayırır. Değişen hiçbir yok. Aynı. Evet. Genellikle mesela öyle tercih ediyorlar. Burada ya. Şimdi yeni yeme düşen kuşlar da
Dallara atmışsınız gördüğüm kadarıyla. Dallara, yeni yeme düşmüş dallara, dallara veriyoruz. Evet. Dallar olmazsa olmazımız. Burada yine sağlık tohumumuz ve aynı şekil burada mevcut. Hani bunlara bu şekil yapmazsanız mı? Şunun ikisi kardeş mesela. Bu daha iyi, bu daha küçük. Örneğin. Bu da bunların kardeşi küçük kalmış. Az önce bahsettiğim olay mesela. 1, 2, 3 kardeş. Evet. Bu daha küçük. Bunlar daha iri. Bu ilk yavru. Bu ikinci yavru. Bu son yavru. Ha, ne demek istedim orada? Aynı anne baba. Mesela. Evet, hemen uçtu. Gel. Mesela. Şu kuş. Çok güzel bir kuş olarak kısmet olursa. Şöyle bırakayım. Bakın. Şuradan çekebilirsiniz. Mesela o kuş birden sonra tanınmaz bir hale gelir. Elbette bir koç olur. Kafada patlayacak herhalde. Tabi. Zaten önüne çekseniz belli eder. Görürsünüz. Yavru kendine kendini belli eder. Daha bu yaşta kendini belli ediyor. Kendini belli eder. Yani biz bu işi dediğim gibi hani bir ticari beklentimiz yok. Zaten biz çok şükür kendi işimiz gücümüz var. Yani zaman geçirmek, stres atmak, hani kafa dağıtmak için bizim için bir hobidir. Hani son günlerde yem pahalandı, mama pahalandı diye hani millet şey yapıyor. Hani bizi çok ilgilendirmiyor. İstek yem daha da çok artsın. İstek 1 milyar olsun çuvalı. Biz bu işe devam edeceğiz yani. Çünkü yaşadığımız sürece, nefes aldığımız sürece bu kuş bizde bir hobidir yani. Aşktır, sevgidir. Hani bir nevi hani hastalık diyen de var. Öyledir. Ben hani vazgeçmiyorum yani. Dediğim gibi hep daha iyisi, daha iyisi. Kısmet olursa yurt dışından da daha kaliteli, daha damlı kuşlar getireceğiz. Hani yavaş yavaş merdivenlere basamak basamak, bir bebeğin emeklemesi gibi başladık bu işe. Hani şu an çok şükür yürüme aşamasındayız. Hani daha da kısmet olursa büyüyeceğiz. Rüştüm hani, bakalım. Çiftleşen bir yeni çiftimiz mesela. Erkek silver, dişi albino. Genç. Hep bunlar benim kendi yavrum yani. Şu an hepsi bunların 7 ile 8 aylık. Hepsi anne baba oldu. Hani kendi damızlıklarım. Çok şükür. Hani bir sıkıntım yok. Üretiyorum yani. Kısmet şimdi, olursa evet. Bunlar da mesela 8 aylık olunca bunlar da hepsi eşyadır. Hani sağlam damızlık. Yani tertemiz kuşlar. Sorunsuz kuşlar. Hani üretim yapacak arkadaşlar için kaçınılmayacak bir fırsat. Hani dediğim gibi bunlar şu an ilk günü görmüş, irileşmiş yani siz fark ettiniz. Bunlar 2 aylık mesela 2-3 aylık, bunlar 4-5 aylık. Aradaki farkı siz görebiliyorsunuz. Hani somut olarak ne demek istediğimi. Mesela şu mavi mesela, arkadaki maviyle kardeş ama iç mavi patlamış, o son yavru mesela patlamamış. Hani ne demek istediğim orada. Evet. Hani bu şekil. Mesela bu daha ilk güne yeni giriyor hayvan. Hani mesela aynı şekil Laferingimiz. Hani bunlar bu şekil yani. Mesela şu dişimizin kardeşi burada mesela. Şu an bu dişinin kalıbıyla şu kardeşinin kalıbı mesela. Bir değil. Bir değil. Ne demek istedim o zaman mesela köşede. Daha bir görmedik. Hani bunların babası mesela burada. Babaları mesela burada onları. Babaları burada mesela. Babaların kalıbına evet. Kavuşacaklar. Hani. Peki dikkatimi çeken bir şey var. Akıllı yemlik kullanmıyorsun. Akıllı yemlik ben çok sıcak bakmıyorum. Hani neden? Hani kullansak bir zararı olur mu? Olmaz. Ama ben akıllı yemlik kullandığım zaman onu ayda en az bir defa yıkamak zorunluluğu var. Çünkü içi onun yem kısmı, haznesi barbarıyor. O da zamanla iç mantara yol açıyor kuşta. Ondan sonra yavru ölümü, anaçlarda iç mantar hastalıkları diye sorunlarla karşılaşılıyor. O yüzden ben akıllı yemi kullanmıyorum. Çünkü vaktim yok. Ona her dakika yani ayda bir yıkamak zorunluluğu var. Ben genellikle güveç kalitesi diye tabir edilen güveç tabaklarını kullanıyorum. Hani bunları haftada bir yıkamak bana daha basit geliyor. Haftada bir yıkayıp kuruluyor. Kuşların önüne servis ediyorum. Daha sağlam oluyor. Babası mesela yavruyu besliyor. Dişisini ayırdım dediğim gibi. Bu kuşun bu sene bu 20. 18. yavrusu oldu. Yorumlu dişi. Dişiyi ayırdım. Erkek tek bakıyor. Hani altında dediğim gibi 4 tane yavrusu var. Hani bu şekil. Güveç tava daha cazip. Onun dışında güzellik şekilde haftada bir probiyotik, haftada bir B12 vitamini, haftada bir multivitamin kesinlikle ihmal etmem. Onun için çok ilaç kullanmam. Çok şükür hiçbir hastalık yok. O da temiz bakmaktan kaynaklanır. Temiz bakarsanız kuşlara, düzenli bakımını sağlam yaparsanız hiçbir küre, hiçbir ilaca gerek kalmıyor arkadaşlar.
Hani bunu da tecrübe etmiş olarak söylüyorum. Yaklaşık 15 senedir bu işin içindeyim. Yaşım 34. Ortaokula gitmek giderkenden beri bu işi yapıyorum. Hani kimse benim yanıma oturtturup da ya böyle böyle diye anlatmadı. Tamamen deneme, yanılma yöntemleriyle kendi çabamızla bir yere geldik. Hani şu denilen şey dışarıdan kış gelimlerine yapılır. Evet, kendi burçuna sağlam bakarsan süre ben ihtiyaç duymuyorum. Gördüğünüz gibi hepsi sağlıklı. Hiçbir tane yavru ölümü, yavrunun yanık kalması gibi durumu söz konusu değil. Yağıyla, mamamızı mesela yağıyla güçlendiriyoruz. Mamamız kaliteli mama. Sağlık tohumumuz, karışımı mamayı sağlam yaparsak kuşlarımız hiçbir hastalığa yakalanmaz. Şu an mesela tekrar çiftleşecek. Daha ikisi de 8 aylık. Kendi yavrumdur. Hani altında yavrusu var. Yavrular bilmek üzere. O yüzden tekrar çiftleşiyor. Aynı şekilde burada. Hani kuşaktan varmayan bomba gibi. Dediğim gibi sağlam bakım, sağlam temizlik kuşlarınızı dik tutar. Hiçbir problemle karşılaşmazsınız. Yeminiz kaliteli, mamanız kaliteli, sağlık tohumunu eksik etmezseniz, dediğim gibi multivitamin, probiyotik, B vitamini eksik tutmazsanız hiçbir sıkıntı karşılaşmazsınız arkadaşlar. Benim diyeceğim bu kadar. Hani dediğim gibi bakarsan bana bakmazsan daha olur. Hani evet, bakacaksınız, severek yapacaksınız. Hani bizim budur hani kuşlarımız. Peki Eren hocam, üstad. Buradan izleyip genelde üretici arkadaşlar ulaşmak istiyorlar. Ben yine açıklamaya sizin iletişim bilgilerinizi yazacağım. Sağ olun. Şöyle gelmişken artık şöyle bir şey yapalım. Tüm kuşlarımıza bizim adımızı verip sipariş veren arkadaşlara bir %25 indirim artık sağlarsınız. Sıkıntı yok. Dediğim gibi gerçekten üretim yapacak arkadaşlar varsa para konusu benim için ikinci planda. Samimi söylüyorum. Çünkü benim ihtiyacım yok paraya. Ben çok şükür düzenli bir işim var. Benim para için ikinci planda. Gerçekten üretici yapacak arkadaşlara görüp beğenirsinler. Ben her türlü yardımcı olurum onlara. Hiç sıkıntı yok. Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyorsunuz. Her yerine otobüse gönderim yaparım. Kuşların videosunu görür. Anne babasını görür. Kendilerini görür. Ellerine ulaşana kadar kuş benimdir. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Evet. Dediğim gibi gerçekten samimi bu iş üretim yapacak arkadaşlara para benim için ikinci planda. Yardımcı olurum her türlü. Teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde sizin sektörümüzde yeni ekleme 8 aylık. Hani çiftleşiyor. Daha yeni öğreniyor. Evet. Canlı canlı da şahit olmuş. Aynı şekilde mesela şurada ürünlerimizi gösterebiliriz. Mesela burada kullanmış olduğumuz amino asit, vitamin, metolemi forte süper bir ilaçtır. Tek geçerim. Onun dışında burada probiyotimiz Entrovac kullanırız. Düzenli şekilde veririz. Onun dışında B12 vitaminimiz Berovit'tir. Onu veririz. Onun dışında Hindistan ceviz unu arkadaşlar. Hani tavsiye ederim. Kursada kursak sütünü arttırır. Kursak mantarını yok eder. Düzenli kullanıyorum. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Hani tamamen bundan ibarettir. Yeminiz? Bu yıl 100 tane bilezik yaptırmıştım. Sene başında 20 takım kuşum var. Şu maşallah. An bir 5 tane bilezim kalmış. Hani onlarda şu an et parçaları var. Onlara takacağım. Hani bilezik artık bugün ya da yarın sipariş İstedik. Vereceğiz tekrardan. Hani onun dışında defter tutmanızı öneririm arkadaşlar. Hani defteri niçin tutuyoruz? En azından hangi kuş, hangisinin yavrusu bilezik numarasını not alırsanız ileride... Tek tek burada hepsi kayıtlı. Abi hepsi kayıtlı. Böylece mesela gen şeyini de takip edebiliyorsun. Tabii bu çok önemlidir. Gen soyu önemlidir. Anne hangi yavru, hangi anne babadan çıkmış, anne baba nedir? Lutino mudur, albino mudur, Texas mıdır? Hani bunu ileride o yavru çiftleştirirken doğru işlerle yapabilmek için bu kayıt önemlidir. Yoksa diğer türlü altından rastgele yavrular gelir ama düzenli takipte, düzenli işleme için kayıt şarttır arkadaşlar. Hani onun dışında başka size verebileceğim bir şey yok. Dediğim gibi mamanız, tohumunuz her zaman için olmalı. Olmazsa olmazı. Mesela tohum olmazsa olmazı, sağlık tohumu mutlaka arkadaşlar tavsiye ederim. Hani biraz pahalıdır ama kuşlarımızı severek yedi, zihinde tutması, tüylerinin parlak ve canlı olması için şarttır arkadaşlar. Onun dışında bu şekil kümesimiz. Herhangi bir ısıtmaya ihtiyaç yok. Dediğim gibi kuşlarımız... Burası zaten bodrum kat bir yer.
Bodrum kat burası rutubet hem olmaz. Şu şekilde havalandırma sistemi de profesyonel bir havalandırma sistemimiz şarttır arkadaşlar. Her cümleste profesyonel bir havalandırma sistemi olmalıdır. Şuna da aydınlık getirme arkadaşlar. Şimdi kimisi havalandırma yaparken kebapçıların diye tabir ettiğimiz veya kahvehanelerde fan var. O fandan satıyor. O fan içeriğin havalandırmasına yetmez. O içerinin dumanını dışarı vermeye yarar. Bu yanlış bir yöntem, yanlış bir bilgidir. Onun yerine salyangoz fan denilen fanlarımız vardır. Şu şekil salyangoz fanlar. Bunların ebatları vardır. Salyangoz fan içerinin pis havasını dışarıya, dışarının temiz havasını içeriye vermeye yarar. Aynı zamanda içeriye de temiz hava pompalıyor. Budur. Diğer türlü kebapçı fanları işe yaramaz arkadaşlar. O aksine zarar verir kuşlarınıza. Ona hiç gerek yok. Hani dediğim gibi bu fandır. Esasen yazın pencerelerimiz aç. Pencerelerimizi açıyoruz arkadaşlar. Havalandırma olmazsa olmaz birinci şart. Havalandırma, temizlik, sağlam bakım diyorum. Onun dışında hiçbir ilaca gerek kalmaz arkadaşlar. Edindiğim tecrübeye dayanarak konuşuyorum. Şu ilaç böyle, bu ilaç böyle. Ben kullanmıyorum. Hani dediğim gibi o yüzden havalandırma, temizlik, sağlam bakım yeterli diyorum. Kuşların zihinde olur. Yavru alımı her zaman için üst düzey olur. Vallahi bu sene önüne geçemiyorum. Hani millet çuvalıkları çıkarttı, hep bağlanınca şu bu, ben çıkartmadım. Dediğim gibi maşallahları var. Çalışıyorlar şu an. Yüzüncü yavrum yuvalıkta. Hani daha yumurtada olanlar var. Bu gidişle yani çok yavru alacağız. Üretim yapacak arkadaşlara sesleniyorum. Hani doğru adres, doğru yerden her zaman için güvenilir yerden temin edin. Evet. Hani budur. Eğer yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Çok yine teşekkür ediyorum. Bilgi sahibi olmak için arkadaşları varsa bildiğimiz kadar. Hani biz de bu işte duayeniz, şudur budur demiyoruz. Hani biz de öğrendiğimiz, edindiğimiz tecrübelere dayanarak yardımcı oluruz. Çok teşekkür ediyorum Eren Bey. Yine iletişim bilgilerini yazıyorum. Kuş sahiplenmek isteyen gerçekten arkadaşlar toplanımlar. Her zaman için yardımcı olurum. Çünkü nasıl bir yoldan başladığımdan, ben de o yoldan geldiğim için onlara elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Aynen öyle. Bu konuda hiçbir tereddütünüz olmasın. Hani dediğim gibi biz bu işin canbazlığında, ticaretinde değiliz. Hobi amaçlı besliyoruz. Bu tür söyleyeceklerim arkadaşlar. Hepiniz saygıyla, sevgiyle kalın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler Eren Bey. Dediğimiz gibi Eren arkadaşımızın tüm iletişim bilgilerini açıklama kısmını yazacağım. Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyor. Yeni çift hazırlığındaki 5 aylık, 4 aylık, 5 aylık yavruları görüyorsunuz. 2 aylıklar burada. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yine tabii Eren arkadaşımıza bizden geldiğinizi söylerseniz %25 indirimini de sağlayacak. Hepinize iyi seyirler, iyi günler diliyorum arkadaşlar.